Konuşuruz, tartışırız. Bu elbette konuşulması gereken bir performanstır. Çünkü insanların iş yapma biçimleri, iş talip oldukları noktaya dönük de iş yapma biçimlerine dönük tahminleri ya da insanlarımızın karar verme reflekslerini güçlendirecek performans tespitleri olacaktır. Zamanla bunları konuşuruz. Ama dediğim gibi başarılar dilerim. Her zaman söyledim. Bizim bu dönemde odağımız 16 milyon insanımız olacak, İstanbullular olacak, hemşehrilerim olacak. Onlarla konuşacağız, onları dinleyeceğiz ve onlarla sürece dair düşüncelerimizi paylaşacağız. Elbette bizim bu sürecimizde bize farklı model ya da metotlarla ahlaklı ya da iyi niyetli ya da centilmence olmayan usul ve usluplarla hareket edildiğinde de elbette gerektiği yerde ben ya da başka yol arkadaşlarım cevaplarını verirler. Onun dışında temennimiz, arzumuz bu yöndedir. Belli ki Sayın Bakan'la olan fotoğraf, yani bu işin ne yazık ki belli ayarları ve dengeleri ülkemizde bu yeni rejimle beraber bozuldu. Ülkemizin belli bakanlıkları ya da kurumları, kuruluşları her ne koşulda olursa olsun bu tür ortamlara daha hassasiyetle yaklaşırlar ve yaklaşmalıdırlar. Ama yeni rejim, yeni sistem, başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi şahsi duruşu, dili ve tavrıyla beraber onun atadığı Sayın Bakanların tutum ve tavırlarıyla başka bir yere evrilmiştir. Ama biz buna alışığız, idmanlıyız, donanımlıyız. Bu fotoğrafı elbette önemsemiyorum. Niye önemsemiyorum? Çünkü İstanbul'da yaklaşık 20 küsur yıldır iktidar olan bir siyasi aklın yaklaşık 21 yılı aşkın süredir Türkiye'yi yöneten bir siyasi aklın çözüm bulamadığı, hatta durdurmak, kapatmak zorunda olduğu işleri biz açtık, ihya ettik, bitirdik, yapıyoruz. İşte bunun gibi böyle çamura ya da işte çöp, çarık şeklinde içi dolmuş yapılara dönüşmüş alanları şimdi böyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl ecdad yadigarı diyerek hayata kazandırıyoruz. Öyle tek bir fotoğrafla bu işler olsaydı muhtemeldir ki son 21 yıl içerisinde muhtelif ulaştırma bakanları, muhtelif belediye başkan adayları ya da belediye başkanları binlerce fotoğraf çekilmişlerdir. Ama biz fotoğraf çekilmek değil, milletimizin sorunlarını çözüm bulmak için yola çıktık. Bana başarılar, onlara da topyekun başarılar. Yani hep sorduğumuzda asıl rakibimi ben rakibim biliyorum demiştiniz ve hani bu sözünüz hep Erdoğan'ı kastettiğinize yorumlanmıştı. Bu fikrinizden